Elçiler, insan formu melekler, bizim uzaylılar, cisim olduklarından göklerden gelirken yine bir cisim olan araçları olması gerekir. Nitekim böyle bir araçları var. Dünyayı izliyorlarsa görünmeleri gerekmez mi? Ya da teknolojik aletler fark edilmeleri gerekmez mi? Yoksa bu aracın görünmesini engelleyen bir şey mi var? Yönetmenliğini Raj Kumar, Hira'nın yaptığı başrolünü Müslüman oyuncu Amir Khan'ın üstlendiği PK filminin bir sahnesini sizler için paylaşacağım. Bir Hintli filmi izlemiştim. Yeryüzüne inen bir buluttan çıkan çıplak bir adamın uzaylının Hindistan'daki inanç sistemini sorgulayan bir komedi filmi. Yoğun bulutlardan göklerden gelen araç görünmüyordu. Bu bulut inançların da mı vardı yoksa senaryoyu yazan kişinin bir keşfi miydi bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim meallerinde bulut olarak tercüme edilen iki Arapça kelime bulunur. Bu kelimelerden biri gamam, diğeri ise sehab. Yüce kitabımızda ilgili ayetleri incelersek Bakara suresi 57 ve 210. ayetler, Araf suresi 160. ayet ve Furkan suresi 25. ayetlerde gamam kelimesi bulut olarak meallerde yazılmış. Bakara 164, Araf 57, Rad 12, Nur 40-43, Neml 88, Rum 48, Fatır 9, Tur 44. Ayetlerde sebap kelimesi bulut olarak meallere geçmiştir. Bulutları üzerinize gölge, gamame kıldık ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin temizinden yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler. Ancak kendi nefislerine zulmettiler. Bakara 57. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları sahabi evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bakara 164. Onlar bulut, gamami gölgeleri içinde Allah'ın azabının meleklerle onlara gelmesini ve azap emrinin gerçekleşmesini mi gözlüyorlar? Oysa bütün işler Allah'a döner. Bakara 210. Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen odur. Bunlar ağırca bulutları sahaben kaldırıp yüklediğinde onları kuraklıktan ölmüş bir şehre sürükleriz. Ve bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün ürünlerden çıkarırız. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız ki ibret alasınız. Araf 57. Biz onları İsrailoğullarını ayrı ayrı oymakları olarak 12 topluluk ümmet olarak ayırdık. Kavmi kendisinden su istediğinde Musa'ya asanla taşa vur diye vahyettik. Ondan 12 pınar sızıp fışkırdı. Böylece her bir insan topluluğu su içeceği yeri öğrenmiş oldu. Üzerlerine bulutla gamame gölge çektik ve onlara kudret helvası ile bıldırcın indirdik. Sonra da şöyle dedik. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin. Onlar bize zulmetmedi. Ancak kendi nefislerine zulmediyorlardı. Araf 160. O size şimşeği korku ve umut olarak gösteren yağmur yüklü ağırlaşmış bulutları sahabe inşa edip ortaya çıkarandır. Rad 12. Ya da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onun üstünü de bir dalga kaplar. Onun üstünde bir dalga, onun da üstünde bir bulut, sehab vardır. Bir kısmı üzerinde olan karanlıklar, elini çıkardığında onu bile neredeyse göremeyecek. Allah kime nur vermişse artık onun için nur yoktur. Nur 40. Görmedin mi ki Allah bulutları sahaben sürmekte, sonra aralarını birleştirmekte, sonra da onları üst üste yığmaktadır. Böylece yağmurun bunların arasında akıp çıktığını görürsün. Gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indirir. Onu dilediğine isabet ettirir de, dilediğinden onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kamaştırıp götürverecektir. Nur 43. Göğün bulutlarla gamami parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün. Furkan 25.
Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sehabi sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatı, yapısıdır bu. Şüphesiz O işlediklerinizden haberdardır. Neml 88. Allah rüzgarları gönderir. Böylece bir bulut sahaben kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar. Nihayet onun arasında yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarından dilediğine verince hemen sevince kapılı verirler. Rum 48. Allah rüzgarları gönderir. Onlar da bulutu sahaben kaldırır. Böylece biz onu ölü bir beldeye sürükleriz. Onunla yeri ölümünden sonra diriltiriz. İşte ölümden sonra dirilip yayılma da böyledir. Fatır 9. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur. Sahabun derler. Tur 44. Bu ayetlerin dışında bulut kelimesi Ahkaf suresi 24. ayette, arit azap getiren kasırga, Vakıa suresi 69. ayette de yağmur bulutları karşılığı olarak meallerde yer almıştır. Ayetler incelendiğinde Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdeki sahab kelimesinin karşılığı yağmur bulutları ve gökyüzünde gördüğümüz bulutların karşılığıdır. Ancak gamam kelimesi geçen ayetler bize hep ardında insan formu meleklerin olduğu bir gölge veya yapay bir bulutu anlatmaktadır. Bakara suresi 57. ayet ve Araf 160. ayetlerde Hz. Musa'nın kavmi çöldeyken su ve yiyecek ihtiyaçlarını Rabbimiz tarafından karşılandığı belirtiliyor. Hz. Musa emir üzerine kayalara asasını vurarak suyun akmasını sağlamış. Gamam gölge yaptırarak kavmine yiyecek sağlanmış. Peki bu gamamın arkasında ne var ki? Hz. Musa'nın yanına bulunan binlerce kişiden oluşan kavmin yiyecek ihtiyacı nasıl karşılanıyor? Bakara suresi 210. ayet ve Furkan suresi 25. ayette Rabbimiz bize gamamın arkasındakini bildiriyor. Melekler, Ada, Semud'a, Lut kavmine azap getiren elçiler, insan formu melekler, bizim uzaylılar Rabbimizin emriyle Hz. Musa'nın kavmine yardımcı oluyorlar. Kayalardan su çıkmasını sağlıyorlar. Muhtemelle ahit sandığı tabut bu esnada indiriliyor. Binlerce insana her gün yiyecek imal ediliyor. Bakara suresi 248. ayette de bu sandığın melekler, insan formu melekler tarafından taşındığı bildirildiğine göre yine muhtemelen sandığın içinde insana zarar verecek bir oluşum bulunmaktadır. Akla nükleer bir sandık ve de radyasyon gibi insana zarar veren bir durum gelebiliyor. Buraya kadar anlatılandan anladığımız gamam bir gölge, yapay bulut, ardından görevli melekler var. Bu meleklerin içinde bulunduğu bir araç var. Ayrıca Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin göklere seyahati Miraç ile bize anlattıkları böyle bir aracın ve içinde bulunan daha küçük aracın olduğunu varlığında bize bildiriyor. Bu bilgilere göre aracın şekli, büyüklüğü, hızı, gökler arası ve geçişin nasıl olduğu da bize bildiriliyor. Şimdi bu bilgilere göre incelememize başlayalım. Sizden misak almış, Tur'u üstünüze yükseltmiştik ve demiştik ki size verdiğimize sımsıkı yapışın ve onda olanı, hükümleri sürekli hatırlayın ki sakınasınız. Bakara 63. Hani sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik ve size verdiğimize kitaba sımsıkı sarılın ve dinleyin demiştik. Demişlerdi ki dinledik ve isyan ettik. İnkarları yüzünden buzağı, tutkusu kalplerine sindirilmişti. De ki inanıyorsanız inancınız size ne kötü şey emrediyor. Bakara 93. Kesin söz vermeleri dolayısıyla Tur'u üstlerine yükselttik ve onlara bu kapıdan secde ederek girin dedik ve onlara cumartesi günü haddi aşmayın da dedik ve onlardan kesin bir söz aldık. Nisa 154. Ona Tur'un sağ yanında seslendik ve onu kendisiyle gizlice sözleşmek için yakınlaştırdık. Meryem 52. Ey İsrailoğulları, andolsun sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ yanında sizinle vaatleştik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Taha 80. Bugüne kadar yazılan tefsirlerde Tur dağı olarak düşünülmüş ve bu görüş tüm tefsir yazarları tarafından kabul edilmiştir. Bunun nedeni Araf suresi 171. ayettir. Bir zamanlar dağı sanki bir gölgelikmiş gibi üstlerine yükseltmiştik. Onlar ise neredeyse tepelerine düşecek sanmışlardı. Onlara demiştik ki size verdiklerimize sımsıkı sarılın ve onda olanı düşünün ki sakınasınız.
Araf 171. Bu ayette bildirilen dağın kaldırılması ile videoda mealini vermiş olduğum Bakara 63, Bakara 93 ve Nisa 154 ayetlerinde Tur'un yükseltilmesi aynı olduğundan Tur'a dağ denmesi doğru zannedilmiştir. Tur ile ilgili ayetleri incelediğimizde Hz. Musa döneminde geçen ve kavminden bazı kişilere de yanına alarak gözlemledikleri bu olayla ilgili Tur'un üzerlerine yükseltildiği, kendilerinden misak söz edildiği, Tevrat'a sımsıkı sarılmaları söze alınmış ve bu söz alındıktan sonra Tur'a kapıdan secde ederek girmeleri emredilmiş. Cumartesi günü yasağı ile ilgili haddi aşmamaları emredilmiştir. Kısaca ortada bir araç bulunmakta. Araç bir miktar yükseltilerek altına gelen, bu insanlara görünmeyen bir yerden ses aygıtı olabilir. Rabbimizin emirleri insanın anlayabileceği şekilde tebliğ edilmiş. Orada bulunan insan formu melekler de onları kapısı olan bu araca almışlardır. Yükseltilen dağ olsaydı bu anlatılanlar ne şekilde gerçekleşebilirdi düşünmek gerekir. Bu olaydan çok önceleri Hz. Musa kavmi ile Firavun'un ülkesinden giderken geçtiği çölde yiyecek ihtiyaçları olmuştu. Hz. Musa da bu talepleri olmuş, bunun üzerine Rabbimizin emriyle insan formu melekler onlara yiyecek getirmişti. Taha suresi 80. ayette bu olay bize bildirilirken bulundukları yere Tur ile geldikleri, İsrailoğulları ile Tur'un sağına vaatleştikleri ve kudret helvası ile bıldırcın indirdikleri bize bildiriliyor. Ayrıca Meryem suresi 52. ayette başka bir zamanda Hz. Musa ile sözleşirken Tur'un yanına yaklaştırıldığı bize bildiriliyor. Yani Tur yükseliyor, Tur'a yaklaştırılıyor. 1400 yıl önce insana bu olay nasıl anlatılacaktı düşünmemiz gerekir. Tur'un görülmesi olayı Hz. Musa tarafından halka anlatılmış ki bu haber Firavun'a kadar intikal etmiş ve bunun üzerine Firavun yanındaki Haman'a yüksek bir kule yapmasını emretmişti. Firavun dedi ki, ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım. Çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum. Kassas 38. Ayrıca Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'te göklere yolculuğu bu araçta yapmıştı. Yanında Cebrail insan formu ile ona eşlik etmişti. İnşallah Miraç konusunu bugünkü anlayışla geniş bir şekilde video ile anlatmaya çalışacağım. Öyleyse bu araç neye benziyordu? İşte Araf suresi 171. ayette bize bunu bildiriyor. Dağa benziyordu. Çok büyüktü ve aşağıdan yukarıya daralıyordu. Bugünkü uçan daire çizimlerine benziyordu. Daha önceki videomda demiştim. Şeytan cinler kopyacıydı. Bu aracı devamlı gördüklerinden çünkü devamlı cezalandırılıyorlar. Bu aracın görüntülerini kopyalayarak insanları aldatmaya devam ediyorlar. Bugün uzay filmlerinde olduğu gibi büyük olan bu uzay gemisinin her tarafa gitmesi mümkün olmadığından insan formu meleklerin görevlerini yapmaları için bünyesinde ufak araçlar da bulunuyordu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsra denilen gece yolculuğunda Mekke'den Mescid-i Aksa'ya daha ufak bir araç olarak Burak'la gitmiş. Daha sonra göklere yolculuğu başka bir araçla yapmıştı. Anladığım kadarıyla büyük olan bu uzay aracı dünyada Kudüs civarında bir yerlerde konaklıyor. Diğer bölgelere küçük olan uzay araçları ile iletişim yapıyordu. Fil olayında Yemenli fil ordusu bu küçük araçların ateşiyle yok edilmişlerdi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? Onların tasarladıkları planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabil sürü sürü kuşlarını gönderdi. Onlara pişirtilip sertleştirilmiş balçık taşları atıyorlardı. Sonunda onları yenik ekin yaprağı gibi kıldı. Fil suresi 1 ve 5. Yine Hz. Süleyman'ın uçan aracı da bu araçlardandı. SB 12 hatta Hüdüd'ün aracı Nemil 22 Yemen melikesini getiren araç tahtın daha hızlı getirilmesi melikenin de hızlı bir araçla geldiğini gösterir. Nemil 38 hep bu araçlardandı. Bu araçların hızları hakkında şunu söyleyebilirim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anlattığına göre Mekke-Kudüs arasına yapmış olduğu yolculukta videoda anlatacağım olayları göründüğü belirtilmiş ve bazı olaylardan bahsetmiştir. Öyleyse küçük uzay araçlarının hızı bugünkü hızlara yakın saatte 1000 ila 1500 kilometre olabilir. Tur'un hızı ile ilgili yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattıklarından yola çıkarak şunları söyleyebilirim. Evrenimizin gök katmanları ile oluşturduğu Kur'an-ı Kerim bize bildirir. Miraç yolculuğunda her gök katmanından diğer gök katmanına ulaşmak için gök kapılarından geçirildiği anlatılır. Yani bugün solucan deliği dediğimiz mekandan mekana kısaca atlatma olayı.
yani tur denilen araç gök kapılarını solucan deliği kullanarak hesaplanamayacak bir hız boyutu ile gök katmanlarını geçebiliyordu. Ancak hadiste anlatıldığına göre gök kapılarının bekçileri vardı ve herkesi bu gök kapılarından geçirmiyorlardı. Hatta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e peygamberliğin gelip gelmediğini Cebrail'e soruyorlardı. Yani anlayacağınız pasaport kontrolü vardı. Bunu niye söylüyorum? Bazıları var ya, mübarekler bedenen gökleri gezerler, levh-i mahfuza bile gidebilirler. İnanmayın. Elçiler, insan formu melekler halen bu araçlarla dünyamızı gözlüyorlar. Yöneticileri uyarmak için o ülkelere afetler, kazalar oluşturuyorlar. Bugünkü teknolojik aletlerle gözükmemeleri ise çevresinde bulunan gamam, yapay bulutların engellemesi nedeniyle oluyor. Peki bu araçlar hangi fabrikalarda imal ediliyordu, hangi madenden yapılıyordu ki tüm evreni herhangi bir tehlikeden etkilenmeden gezebiliyorlardı? Nereden geliyorlardı? Bunu bir dahaki videomda anlatacağım. Arkadaşlar, bu son Kur'an-ı Kerim sırları adı altında son iki video serimde, yani bu da dahil iki oluyor. Bunların doğru olup olmadığını, en doğrusunu yine dediğimiz gibi Allah-u Teala bilir. Biz sadece teori, yani olabilirlik teorisi üretiyoruz. Ama olmaya da bilir. Yani biz yanılabiliriz. Yanılmayacağız diye bir şey yok. Unutmayın ki biz insanız. Biz sadece teori üretiyoruz. Olabilecekleri üretiyoruz. İlim ve bilime göre üretiyoruz. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.